Eğer rastgele bir üçgen çizip size BC'nin orta noktası neresidir diye sorarsam ne yaparsınız? Orta noktayı bulmanın bir sürü yolu vardır. Mesela bu üçgeni eğer bir kağıda çizdiysem orta noktayı kağıdı katlayarak bile bulabilirim aslında, öyle değil mi? Şimdi size bu videoda göstereceğim şey için ben bu kenarın orta noktasını e, şu şekilde bir tahmin edeyim ve bu noktayı D noktası olarak adlandırayım. D, B, orta noktası. Anlaştık mı? D noktasıyla tam karşısında bulunan köşeyi yani A noktasını bu şekilde birleştiriyorum. Bu doğru parçasına medyan ya da daha sıkça kenar ortay adı verilir. Hemen not ediyorum. Kenar ortay. Kenar ortay veya medyan bir üçgenin bir köşesini karşı kenarın orta noktasıyla birleştiren doğru parçasıdır. Medyanın istatistikteki anlamını düşünecek olursanız orada da tam ortada bulunan veri anlamına geldiğini hatırlayacaksınız. D, B ve C noktalarının orta noktasıdır dedikten sonra aklınıza bir sürü soru gelmiş olabilir. Mesela kenar ortay üçgenin dışında bulunabilir mi? Ne dersiniz? İsterseniz biraz düşünün. Bir doğru parçasının bu üçgenin dışına çıkması için mesela böyle ya da böyle A'dan başlayan bir doğru parçasından bahsediyorum. Evet, bu doğru parçasının üçgenin dışına çıkabilmesi için diğer noktanın üçgenin dışında bulunması gerekir. Noktalardan birinin A olduğunu bildiğimize göre doğru parçasının üçgenin dışına çıkabilmesinin tek yolu diğer noktanın üçgenin dışında yer alması. Ama karşı kenarın orta noktası her zaman ve her zaman kenarın üzerinde olacağından yani BC'nin orta noktası bu üçgenin dışında bir yerde olamaz. Öyle değil mi? Bu yüzden de bir üçgenin kenar ortayı asla ve asla üçgenin dışına çıkamaz diyebiliriz. Böylece mesela kenar ortayın her zaman üçgenin içinde kalacağını gördük. Bana bir de kaç tane kenar ortay daha çizebileceğimizi söyler misiniz? Kenar ortayın köşelerle karşılarındaki kenarların orta noktalarını birleştirdiğini bildiğimize ve bir üçgenin 3 üç tane kenar olduğuna göre kaç tane kenar ortay çizebiliriz? Bir tanesini çizmiştik. Şimdi videoyu durdurun ve diğerlerini de siz çizin. Çizdiğinizde de ilginç bir şey görüp görmediğinize dikkat edin tamam mı? Bunu istediğiniz herhangi bir üçgenle de yapabilirsiniz. Yani illaki buradakini kullanmanıza gerek yok. Şimdi B köşesini AC'nin orta noktası ile birleştiren kenar ortayı çizeceğim. Orta noktanın aşağı yukarı burada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Evet sanırım fena olmadı. B ile bu noktayı birleştiriyorum ve bu noktaya da E diyelim. E AC'nin orta noktası. Şimdi geriye bir kenar ortay daha kaldığını siz de tahmin etmiş olmalısınız. Bu kenar ortay da C ile AB'nin orta noktasını birleştirecek. Evet işte böyle. Bu noktaya da F noktası diyelim. AF uzunluğunun FB'ye eşit olduğunu söylememe gerek yok öyle değil mi? Şimdi neler olup bittiğine bir bakalım. Kenar ortayı çizdiğimizde hepsinin üçgenin içinde kaldığını ve bir noktada kesiştiklerini görebiliriz. Yani aslında tam olarak göremiyoruz. Çünkü çizimi cetvel kullanarak yani bu kenarların ortak noktalarını bularak yapmadım ama siz bu üç kenar ortayın tek bir noktada kesiştiklerini düşünün tamam mı? Zira ideal bir çizimde öyle olacak. Bu noktayı da şöyle biraz büyük çizersem sanırım daha kolay görürüz. Evet kenar ortayların bu noktada kesiştiklerini düşünelim. Ki öyle. Başka bir deyişle CF, AD ve EB'nin kesişim noktasından geçecek. AD ve EB'yi çizdik ve CF'nin de tamı tamına bu kesişim noktasından geçeceğini daha CF'yi çizmeden bile söyleyebiliriz. Bu sizce de çok ilginç ve harika bir şey değil mi? Bu noktada bu üçgenle şansımızın yaver gittiğini, farklı bir üçgende böyle olmayacağını ya da bunun bir tesadüf olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ve ben size meydan okuyorum. Hadi istediğiniz kadar üçgen çizin. Dar açılı, geniş açılı, dik ya da ikizkenar bu üç kenar ortayın her zaman ama her zaman tek bir noktada kesiştiklerini göreceksiniz. Ve kenar ortayların kesiştikleri bu noktanın adına da ağırlık merkezi demişiz. Evet, üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini bulmak için iki kenar ortayı çizmek yeterlidir. Çünkü üçüncü kenar ortayında aynı noktadan geçeceğini Zaten biliyoruz. Üçgenlerle daha fazla çalışıp bu özellikleri daha sık kullandığınızda bu terimlere de alışacaksınız. Kenar ortayın farklı bir özelliği de şu. Şimdi bu kenar ortayı çizdiğimizde üçgeni iki parçaya ayırıyoruz öyle değil mi? Parçalardan birini tarıyorum. Bu birincisi evet bu da ikincisi. Peki ne diyordum? Kenar ortayın bir diğer özelliği de üçgeni alanları eşit iki parçaya ayırmasıdır. Evet doğru duydunuz. Bu parçayla bu parçanın alanları eşittir. İsterseniz bunun nedenini de biraz düşünün.